Vay be Defne, seni yıllardan sonra görmek ne güzel bir duygudur ya. Hala şoktayım biliyor musun? Evet dostum, senle güzel anılarımız geçti. Hatırladıkça mutlu oluyorum. Hey ya Defne, ne güzel anılarımız vardı öyle bizim ya. O Eyfel Kulesi'nin altında oturuyorduk ya öyle. Küçük çocukları falan seviyorduk. O kadar kafamız mayhoştu ki çok hoştu. Hey ya, hiç kafamız boş gezmedik ama sen yine de çok ayıptın. Ya Defne, illaki ayıp gezmemiz gerekiyor. Bir elimiz tetikte yani. Şimdi nereden ne geleceğini bilemiyorsun, anladın mı? Bak ta nereden nereye gelmişsin sen. Düşünsene. Sırf seni özlediğim için geldim Duran, bunu bil yeter. Ya bilmez miyim? Ben de inan o kadar seni çok özlemişim. Ve hani geçmişte o kadar güzel anılarımız vardı ki. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk reis. Hani yurt dışından ne getirdin bize ha? Vallahi yurt dışından 10 numara 5 yıldız tam ağzına layık bir sigara getirdim. Aa, cidden mi? Sen gene takılıyor musun? Aynen, bizde her zaman böyle devam ki. Hadi yaktı içelim o zaman. Buyur. Nasıl bir sigaraymış? Şimdi çok merak ettim. Buranın sigarasını tutuyor mu? Bu farklı bir sigara. Senin bildiğin sigaralara benzemez bu. Ama yurt dışındayken ben de içtim yani, bu sigaralar da değişti mi bilmiyorum yani, şimdi birazdan bakacağım. İçimi çok güzel. Sigara biraz ağır ama sana işlemez. Senin bünye sağlam. Harbi sağlanmış lan. Ha, biz de sağlamlık da sigara da sağlanmış. Hoşuma gitti. Neyse, sana gelelim. İyisin değil mi? Gerçekten iyi gördüm ama bir sorunun, sıkıntın var mı? Allah'ın olsun. Bildiğin gibi aynı. Bu hayatı yaşıyoruz. Aynen. Beraber yaşamaya varsın o zaman. Benim için fark etmez. Burancığım, benden çok bahsettin. Biraz da senden bahsedelim. Vallahi Defne, bu aralar bir davanın içindeyim. Her gün gergin anlar geçiriyorum. Yeni yeni infazlar veriyorum. Çünkü yanlış yapanlar var. Bunları daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Şimdi sırası değil. Şimdi sen geldin. Seni görüyorum. Sen dövme falan mı yaptırdın? Ha? Aynen ya, yaptırdım bir şeyler yani. Benim için çok anlam taşıyor. Gerçekten çok hoş duruyor. Biraz yakından bakabilir miyim? Evet. Gerçekten çok iyi. Bu ne yazıyor burada? Şey herhalde. Kürtçe, çimayız daye, neden ben anne anlamı. Aa, çok güzel bir anlam taşıyormuş. Burada da farklı bir şey var. Kurdele var. Aynen. Ellerin de çok hoş duruyor. Ulan Ahmet, Seyit de mi öldü kardeş? O kadar adam ilk çapul Cerkez dışarıda gezerken Seyit mi öldü? Koruyamadım ki kardeş. Nasıl koruyamadın? Bağırma bana, tamam. Benim ne suçum var? Kardeş, siz bu memlekette birbirine sahip çıkamadıktan sonra neye yaradı?
Birbirinizi koruyup korlayacaksınız. Senin nereye gidiyorsan o da seninle oraya gelecek kardeş. Zaten beraber gittiğimizde ölmüştü. Anlat bakalım bana bunların hiçbirini kardeşim. Ne gereği var anlatsam? Nasıl ne gereği var? Elimizden geleni yapardık orada. Geceleri benim ne çektiğim biliyor musun? Her gece ağlıyorum ben. Vicdan azabı çekiyorum lan. Ahmet, toparlan kendine gel artık. Böyle ağlamakla sızlamakla hiçbir yere varamayız. Dediğin gibi. Ağlamanın sızlamanın gereği yok. Artık av zamanı kardeşim. Ahmet'im biz onlarla bir tür maça varız da. Silah yok, para yok. Nasıl edeceğiz? Yani kardeşim ikimiz de olacak iş değil bu. Benim aklımda bir plan var da. Senin kafan uyar mı bilmiyorum. Söyle bakalım Ahmet. Elma Dağlı Adem'i çağıracağız. Ne? Elma Dağlı Adem mi? Kardeş sen de tanıyorsun. Elma Dağlı'nın hedefi nedir söyle bakalım. Kardeş Elma Dağlı Adem'in hedefi ne olacak? O adam bardak bardak kan içiyor. Tamam işte bize de öyle biri lazım. Kendisi de deli adamları da. Akıl var kardeş bir düşünsene. Elma Dağlı deli deli. Bize deli adam lazım. Yanımızda deli adamları bulunduracağız bundan sonra. Tamam kardeşim. Sen öyle uygun gördüysen buyursun gelsin. Ama şunu bil, ben o Elma Dağlılarla hiç anlaşamam. Anlaşırsın, anlaşırsın. Senin anlaşamayacağın adam mı var kardeş ya? Söyle Muhammed. Ahmet, kardeşim seninle konuşacaklarım var. Neredesin? Evdeyim kardeşim. Ben sana konum atacağım birazdan. Oraya gel tamam mı? Tamamdır. Tamam. Görüşürüz. Ahmet'im, sana güzel haberlerle geldim. Ne kardeşim söyle. Duran'ın bütün mekanlarını tespit ettik. İstersen bir uğrayalım. Uğrayalım kardeşim, daha neyi bekliyoruz? Hadi bakalım. Hadi gidelim. Thank you.
Kardeş bir bakar mısın? Buyur kardeş. Kardeş bir daha sigaran var mı? Buyurun kardeş. Ne oluyor lan? Ney? Mekana mı basmışlar? Kapat telefonu. Söyle Erdal. Dayı mekana basmışlar. Ne? Mekana mı basmışlar? Adamlarda bir şey var mı peki? Hayır, kimsede bir şey yok da sen ne yapacağımızı söyle. Kimin yaptığı belli mi? Kim olacak dayı? Ahmet Gavşağı. Mekana basmış. Tamam. Recep'i ara. Recep üstlerine sal. Tamam mı? Sal üstlerine amına koyayım. Tamamdır dayı. Alo. Buyur başkan. Recep, Duran dayımızın emri var. Bir tane adam ayarla. Ahmet Yavşak'ın üstüne gönder. Adamlar daim hazır. Duran dayımın emrindeyiz. Yarın sabah paranın hesabında olacak. Eyvallah başkanım. Duran ağabeyimize sevgilerimi, saygılarımızı ilet. İşi gücü rast gelsin. Eyvallah Recep, söylerim. Eyvallah. Demek senin ömrün de buraya kadarmış Erdal. Ahmet Baskın! Ahmet bende silah yok! Arkada silah al! Sen kimin içsin lan? Hadi lan abi selam, hepimiz gün öleceksin. Siktir lan. Bak şu itlere ya. Tek başına bizi öldürmeye çalışıyorlar lan. Yer miyiz lan?
Allah Allah. Demek selam söylemiş ha. Hata yaptık, başta hata yaptık Ahmet. Her şeyin bir zamanı var ama acelesi hiç yok. Ulan Kırşehir, bizi de yedin yala. Ama olsun, senin de ayarlarını oynayacağım.